Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, Hollanda'nın Lahey şehrinden hepinize selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Değerli dostlar, ülkemizin kaderini belirleyecek olan 14 Mayıs 2023 seçimleri için 4 tane Cumhurbaşkanı adayı seçime katılıyor. Bunların içinden değerli dostlar, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve edepsiz Recep Tayyip Erdoğan yarışıyorlar. Muharrem İnce Türkiye halkına, seçmenine, CHP'lilere, Türkiye'nin kaderine mal olacak bu seçimde, engel teşkil etmemeliydi. CHP'nin oylarını bölmek için mahşa olmamalıydı. Esef'le kınıyoruz, lanetliyoruz. Ben hoşgörüyle bakmıyorum, hoş karşılamıyorum bu Türkiye halkının, Türkiye halklarının son şansıdır değerli dostlar. Muharrem İnce davaya ihanet etmiştir, bencil davranmıştır, egoist davranmıştır, kibirli davranmıştır. Yapacağı tek şey diktatör, insanların babalarını, annelerini, evlatlarını öldüren, onların kursağındaki lokmayı çalan, yandaşına, alakasına peşkeş çeken, Türkiye halkına ihanet eden edepsiz, arsız, diktatör, tiran Recep Tayyip Erdoğan'a hizmet etmiştir. Onun bir daha yönetimde kalması, Türkiye Cumhuriyeti'nin başında olması, Allah korusun, felakettir. Bu Türkiye halklarının son şansıdır. Muharrem İnce'yi nefretle kınıyor, lanetliyorum. Bugün geri dönüş yapmazsa, acele etmezse tarihteki lanetle anılanlar arasındaki yerini alacaktır. Yezid'den daha lanetli hale gelecektir. Biz bunu birçok videomuzda, birçok paylaşımımızda belirttik değerli dostlar. Dilerim ülkemiz halkı Muharrem İnce'ye tek oy vermez. Diktatörün değirmenine su taşımaz. Türkiye halkları kader birliği yapmışçasına birlikte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana oyunu kullanmalı. Parlamenter sisteme geçmeliyiz. Halkımız kurtulmalı. Değerli buralardan şöyle bir görüntü gösterelim. Gönlümüz, yüreğimiz 14 Mayıs günü yapılacak seçimdedir. Bütün hepimiz oraya gidelim. Oylarımızı kullanalım. Ben de hemen yıldırım hızıyla oyumu kullanmak için girişimlerde bulunacağım. Bir oy bile kıymetlidir. Muharrem İnce'nin zerre kadar bir değeri yoktur. Bir zübüktür, bir haindir, bir menfaatçidir. Evet, bu Türkiye halklarının son şansıdır diyorum. Hepinizi selamlıyorum. İnşallah bahar gelecek 14 Mayıs 2023 günü. Görüşmek üzere, sen kal.